Burası Bursa Nilüfer çayını besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı Deresi. Hemen arkamızdan iki koldan gelen Samanlı Deresi tertemiz akmakta. Ama birleştiği noktada yani iki tane çıkış noktası, deşarj noktasını görüyoruz arkamızdan. Hatta birinden buharlar çıkıyor. Sıcak su deşarjı var. Kirli ve kimyasal sıcak su deşarjı var orada. Bu deşarjlarla birlikte buradaki dere alabildiğine büyük bir şekilde akmakta ve kirli akmakta. Evet, bugün Dünya Sulak Alanlar Günü ve maalesef ki sulak alanlarımızı besleyen yeraltı sularının, derelerimizin içinde bulunduğu durum bu. Kirli, kimyasal, kirletilmiş, su vasfını yitirmiş bir şekilde hayata, doğaya zarar verir bir şekilde akmakta. Ve geçtiğimiz yıl hep birlikte bütün Türkiye olarak neyi konuştuk? Marmara Denizi'ndeki müsilaj kirliliğini konuştuk. Ve bundaki en büyük etkeni de Marmara Denizi'ne akan dere kirliliklerini konuştuk. Bursa açısından baktığımızda da Nilüfer çayının kirli ve kirletilmiş ve kimyasal içerikte aktığını ifade ettik. Bu yılda değişen bir şey yok. Bu dereler kirli, kirletilmiş ve kimyasal içerikle akmaya devam ettiği sürece biz bu yılda Marmara Denizi'nde yoğun bir müsilajla karşı karşıya geleceğiz. Ceza işlemler tabii geçen yılki birlikte yapmış olduğumuz haberlerden sonra evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik bazı yaptırımlar uygulamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Başarılı olsaydı eğer bugün bu dereler halen kirli akmazdı. Arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesisine geçeceğini söylemişti bakanlık. Ama yetmiyor yani, demek ki geçmemiş. Hatta ileri biyolojik arıtmanın bizim için sanayi kentlerinde bunun yeterli olmayacağını, kimyasal arıtmanın aktifleştirilmesi gerektiğini biz her zaman söylüyoruz. Ve gördüğümüz gibi Bursa'nın arıtma tesisleri suları arıtmadan yine kirli bir şekilde doğaya, derelere salmakta, göndermekte. Dünya Sulak Alanlar Günü'nde sulak alanlarımızı beslemesi gereken bu önemli su varlıklarımızın korunması ve temiz akması gerekmektedir. Gördüğünüz gibi bak şimdi şu çıkış noktası sıcak bir işlem yap, sanayi sıcak bir özellikle boya ve kimya sanayinin işlemlerinden sonra arıtılmadan salındırım gösteriyor sıcaklık. Yani bir çökertme işlemi olmamış. Evet. Yani su arıtma testlerinde suyu çökertmek ve dinlendirmek gerekir. Görüyoruz ki hiçbir arıtma olmamış çünkü fabrikadan çıktığı sıcaklıkta dereye, Samanlı Deresi'ne deşarj ediliyor. Yani bir çökertme, bir dinlendirme, bir kimyasalını çözme işlemine tabi tutulmadığını göstermektedir sıcaklık.